Selam dostlarım. Hepimiz sağlığın korunmasının önemini biliyoruz. Ancak bazen bilmeden hayati önemi olan organlarımıza zarar verebilecek alışkanlıklara kapılıyoruz. Bu hassas organlarımızdan birisi de böbreklerimizdir. Bu fasulye şeklindeki bir çift arkadaş, kanımızdaki toksinleri filtrelemede, vücudumuzun sıvı dengesini korumada ve kan basıncını düzenlemede çok önemli bir rol oynar. Böbreklerinizi en sağlıklı şekilde korumanıza yardımcı olmak için bu hayati organlara sessizce zarar verebilecek 12 kötü alışkanlığa birlikte göz atalım. 1. Aşırı tuz tüketimi. Kızartmalara atılan ekstra tuzu seviyor olabilirsiniz ancak böbrekleriniz bunu pek sevmez. Çok fazla tuz, yüksek tansiyona yol açarak zamanla böbreklerinize zarar verir. Sofra tuzunun içinde bulunan sodyum, böbreklerinizdeki küçük kan damarlarına zarar vererek kanınızın filtrelemesini azaltır. Aslında böbrek hasarının ve böbrek yetmezliğinin ana nedenlerinden birisi de budur. Amerikan Kalp Derneği'ne göre günlük sodyum alımınız en fazla 300 mg, yani yaklaşık bir çay kaşığı kadar olmalıdır. Ancak çoğu insan bundan çok daha fazlasını konserve çorbalarla, dondurulmuş yemeklerle, atıştırmalıklarla, soslarla ve çeşniler gibi sodyum oranı yüksek, hazır gıdalarla tüketmektedir. Bunların yerine taze meyve ve sebze yemeye çalışın. Kendi yemeğinizi pişirin ve az tuz kullanın. Paketli yiyecekler satın alırken beslenme etiketlerini dikkatlice okumayı da unutmayın. 2. Yetersiz hidrasyon. Bazen gün boyunca yeterince su içmeyi unutuyor musunuz? Böbreklerin bunun için sana çok kızacak. Bol su tüketmek, atıkların ve toksinlerin verimli bir şekilde atılmalarına yardımcı olur. Bu yüzden su şişenizi elinizin altında tuttuğunuzdan ve böbrek sağlığına giden yolu yudumladığınızdan emin olun. 3. Aşırı şeker alımı. Şeker, damak tadınızı zirveye çıkarıyor olabilir, ancak böbreklerinize de zarar verebilir. Yüksek şekerli beslenme alışkanlıkları, böbrek sorunu yaratan diyabet ve obeziteye yol açabilir. Paketlenmiş gıdalardaki gizli şekerlere de dikkat edin ve şekerli ikramları sınırlamaya çalışın. 4. Ağrı kesicilerin aşırı kullanımı. Başımız birazcık ağrıdığında ağrı kesicilere başvurmak işe yarıyor olabilir, ancak böbrek dostu bir alışkanlık değildir. Bu ilaçlar böbreklerimizin işlerini zorlaştırırlar. O yüzden alternatif ağrı yönetimi stratejilerini düşünün ve gerektiğinde doktorunuza danışın. 5. Sigara içmek. Sigara içmek, böbreklerinize zarar vermenin kesin bir yoludur. Bırakmak kolay değildir, ancak böbrekleriniz ve genel sağlığınız için kendinizi zorlamaya değer. 6. Aşırı alkol tüketimi. Aşırı alkol, böbreklerinizi dolaylı olarak etkileyen yüksek tansiyon ve karaciğer sorunlarına yol açabilir. Önerilen alkol sınırlarına, uyun ve böbreklerinize bir mola verin. 7. Yüksek tansiyonu görmezden gelmek. Yüksek tansiyonunuzu görmezden geliyorsanız, böbrek hasarı için kırmızı bir bayrağı görmezden geliyorsunuz demektir. Kan basıncınızı düzenli olarak izleyin ve nasıl kontrol altında tutacağınız konusunda doktorunuzun tavsiyelerine uyun. 8. Kötü yönetilen diyabet. Diyabet, gerçek bir böbrek düşmanıdır. Böbreklerinizi hasardan korumak için kan şekeri seviyenizi etkili bir şekilde yönettiğinizden emin olun. Düzenli kontroller ve dengeli beslenme yardımcı olabilir. 9. Egzersiz yapmamak. Egzersiz sadece birkaç kilo vermek isteyenler için değildir. Aynı zamanda bir böbrek kahramanıdır. Böbrek fonksiyonunuzu ve genel sağlığınızı iyileştirmek için düzenli olarak hareket edin. 10. İdrar yolu enfeksiyonlarını görmezden gelmek. İdrar yolu enfeksiyonu küçük bir sıkıntı gibi görünebilir. Ancak tedavi edilmezse böbreklerinize kadar uzayabilir ve büyük sorunlara neden olabilirler. İdrar yolu enfeksiyonu semptomlarına dikkat edin ve bir doktora görünmekten çekinmeyin. 11. Aşırı kafein tüketimi. Sabah kalkınca, öğlen keyfinde, akşam keyfinde derken kahveyi çok mu tüketiyorsunuz? Ya da biraz yorgun hissettiğinizde enerji içeceklerine mi başvuruyorsunuz? O halde çok fazla kafein alıyor olabilirsiniz. Kafein böbreklerinizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı kafein alımınıza dikkat edin. Ara sıra kafeinsiz içecekleri veya bitki çaylarını tercih edin. 12. Son olarak, diyet hakkında konuşalım. Her zaman abur cubur yemek, obeziteye ve yüksek tansiyona yol açabilir. Bunun yerine meyveler, sebzeler ve yağsız, proteinler açısından zengin dengeli bir diyet hedefleyin.
İşte dostlarım, böbreklerinize sessizce zarar verebilecek 12 kötü alışkanlığı sizlerle listeledik. Ancak iyi haber şu ki, birkaç yaşam tarzı değişikliği ile bu hayati organları koruyabilir ve daha sağlıklı bir yaşamın tadını çıkarabilirsiniz. Bu nedenle akıllıca seçimler yaparak, bol su tüketerek ve gerektiğinde sağlık uzmanınıza danışarak böbreklerinizi mutlu edin. Vücudunuz bunun için size teşekkür edecek. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.